Merhaba, dolaşım sisteminde şimdi damarları anlatmaya başlayacağız. Şimdi damarlarımıza baktığımız zaman atar damar, kılcal damar ve toplar damar olmak üzere 3 damar çeşidimiz bulunmaktadır. Tabii damarları kalbe göre isimlendirdiğimizi bilelim. Atar damar diyoruz. Atar damar kalpten kan götüren, organlara kan götüren damar. Toplar damar organlardan kalbe doğru kanı toplayan, getiren damar. Kılcal ise ikisinin arasında iki damarı, atar ve toplar damarı birbirine bağlayan damarımızdır. Bizim önceki derslerimizde öğrendiğimiz bir genellememiz vardı. İçi yapısı olarak boş olan organlar 3 tane yapıdan oluşuyordu. Neydi bunlar? Epitel, düz ve düz kas ve bağ dokudan oluşuyordu. Neler vardı içi yapısı olarak boş olan? Önceki dersimizde kalbi öğrenmiştik. Tabii biz düşünürsek bulabiliriz de. Soluk borusu, yemek borusu, mide, kalın bağırsak, idrar kesesi, rahim de aynı durumdadır. Epitel, kas ve bağ doku diyoruz. Tabii ki bu kas düz kastır. İç organların kasları bizim kontrolümüz dışındaydı. Hatırlayalım onu da. Düz kasları, yani iç organlarımızı kontrol eden sistem merkezi sinir sisteminde omurilik soğanıydı. Çevresel sinir sisteminde de otonom sinir sistemiydi. Şimdi atar damarımıza tekrar döndük. Epitel dedik, endotel diyoruz. Kas, düz kastı ve bağ doku vardı. Fakat atar damarların yapısında bulunan bağ doku, elastik lifleri bol bulunan bir bağ dokudur. O yüzden atar damarın çapı toplar damara göre daha dardır. Lastiği düşünecek olursak, lastiğin esneme özelliği vardır. Ve lastik esnedikten sonra eski haline dönebilir. O yüzden elastik olduğu için çap daralmaktadır. Toplar damarlarda epitel, düz kas ve bağ dokudan oluşmaktadır. Fakat elastik lifleri azdır. Elastikiyet, yani lastik gibi olma özelliği az olduğu için buradaki çap büyümüştür. Çap çok geniştir. Gelelim kılcal damarımıza. Kılcal damara baktığımız zaman sadece epitelden. Epitelin özel ismi burada endotel tabakasıdır. Kılcal damar sadece tek katlı yassı epitelden oluşur. Biz başka bir genelleme daha öğrenmiştik. Nerede tek katlı epitel doku varsa orada, fakat sadece tek katlı epitel doku varsa orada madde alışverişi vardı. İşte kılcal damar madde alışverişi yapılan tek damardır. Yani atar damar ve toplar damarda madde değişimi olmaz. Hücre ile kan arasındaki madde alışverişi sadece kılcal damarda olur. Şimdi burada da görüyoruz. Atar damarın çapının dar olduğunu, toplar damarda çapın geniş olduğunu, ikisinin arasındaki bağlantıyı da kılcal damarın olduğunu ve madde alışverişinin de sadece kılcal damarda olduğunu söylemiştik. Şimdi devam edelim. Atar damardayız. Atar damar temiz kan taşır. Temiz kanın ne olduğunu da biliyoruz. Oksijeni çok olandı. Akciğer atar damarıyla bebeklerdeki göbek bağı atar damarı, yani anne karnında plasenta ile bağlantıyı sağlayan göbek bağındaki atar damar, onlar atar olmasına rağmen karbondioksit çok, kirli kan taşır. Kalpten organlara kan götürdüğünü söylemiştik. Toplar damara gelelim. Toplar damar kirli kan taşır. Karbondioksit çok olan kandı. Burada da aynı şekilde akciğer toplar damarı. Akciğerden gelen kan tabii ki oksijen yönünden zengin olur. Bir de embriyoda plasenta ile bebek arasındaki bağlantı, yani anne ile bebek arasındaki bağlantıyı göbek bağı aracılığıyla sağlayacak. Göbek bağı toplar damarı bebeğe doğru kan getirdiği için, anneden gelen alınan oksijeni almış olduğu için temiz kan taşır. Organlardan kalbe kan getiren damar olduğunu söyledik. Şimdi neyimiz var burada? Kalbin alt bölgesinde bulunan toplar damarlarda tek yönlü kapakçıklar bulunur. Şimdi bakalım. Kalbin altı dediğim zaman şöyle kollarımı kaldırıyorum. Kollarımı kaldırdığım zaman bakın kollarım kalbimin üstünde. O yüzden kollarımdan ve baş bölgemden gelen kan toplar damarlarla üst ana toplar damardan gelirken kapakçı kullanmaya ihtiyacı yoktur. Yer çekimi yardım eder. Fakat bacaklarımdan iç organlarımdan gelen kanı yukarıya doğru taşıyan alt ana toplar damar yer çekimine karşı kanı taşıması gerektiği için içinde kapakçıkların olması gerekir. Şimdi bakalım, kapakçıklar dediğimiz tek yönlüydü. Biz zaten önceki derslerimizde de kalpte öğrenmiştik kapakçıkları. Hatırlayalım, görsel hafızamızla kalbin tam ortasında bir sayı vardı, 32. Damarlara doğru açılan bölümde bulunan kapakçıklar vardı. Bu iki kapakçık aynı özellikteydi. Orada da 33 demiştik. Hatırlayalım, triküspid, biküspid dedik. Üçlü kapakçıklar yani sigmalarda aortla akciğer damarına açılıyordu. Burada da toplar damarda kalbin alt bölgesindeki damarlarda bulunan tek yönlü kapakçıklarda aynı mantıkla çalışır. Hatırlıyorsak kalpteki kapakçıkların açılıp kapanmasını kalp kası sağlıyor. Buraya bakalım şimdi. Burada da toplar damarlarda bulunan ve mekanik olduğunu, hiçbir sinir hücresinin sinirsel iletimle uyartı almadığını biliyoruz. Bunları çalıştıran vücudumuza ait bu kas, damarların çevresinde bulunan çizgili kaslar kasılır. Kasıldığı zaman bu bölümü sıkıştırır. Sıkıştırdığı zaman mekanik olduğu için bu kapakçıklar açılır ve kanı yukarı doğru iter. Tekrar gevşediği zaman kan yukarıda kalmış olur. Kan yukarıda ve bu kapakçıklar tekrar eski halinde kapanmış olur. Ve kan yukarıda kalır. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz var. Filmlerde de izlediğimiz insanları alıp ayaklarından tavana asma, ağaca asma gibi işkence yöntemleri var. Şimdi bu işkence yöntemi neden insanlara hoşuna gitmeyen, işkence olarak tercih edilen bir şey? Çünkü demiştik kalbimizin üst tarafındaki yani kollarımız ve başımızda bulunan kanı kalbe getiren damarlarda kapakçık yoktu. O yüzden insanları bacaklarından aşağıya doğru salladığımız zaman yer çekimine karşı başta toplanan kanı kalbe getirmekte zorlanıyor. Baş bölgesine biriken fazla kanda insanlarda rahatsızlık ve huzursuzluk, aynı zamanda sevilmeyen, hoşlanılmayan bir durum yaratmaktadır. İşkence yöntemi olarak kullanılmasının nedenlerinden biri olmuştur. O zaman tekrar dönüyorum buraya. Toplar damar demiştim. Kalbin alt bölgesinde bulunan toplar damarlarda tek yönlü kapakçık olduğunu, çalışması için çizgili kasların kasılması gerektiğini söyledik. Eğer bu çizgili kasları doğru şekilde çalıştırmazsak bu kapakçıklar gerektiği gibi açılmadığı için varis dediğimiz hastalıklara da neden olmaktadır. Şimdi diğer bir bölümümüz var. Burayı sileceğim ve küçük bir şey yazacağım buraya. Ondan sonra bakalım. Şimdi kalbimizin kan pompalamasıyla beraber basınç dersek, basınç giderek azalmaktadır. Atar, kılcal ve toplar damar şeklinde gider. Hıza gelelim. Hıza baktığımız zaman hız giderek azalacak. En fazla atar damarda, sonra azalacak. Toplar damarda bir miktar artış gösterecek. Bu da akış hızıdır. Hız. Yine aynı sıra, akış sırasına göredir. Atar, kılcal ve toplar damardır. İşte burada bir miktar artış görüyoruz. Kılcal damarda çok yavaşladığını görüyoruz. Orada da şunu düşünebilirsiniz. Hatırlarsak kılcal damarda madde alışverişi oluyordu. Şöyle düşünün, hızlı giden bir trenden inemezsin, binemezsin. O zaman madde alışverişinin olabilmesi için hücrelerin arasından geçerken kanın yavaşlaması gerekiyor. İşte madde alışverişine uygun bir hız olmuş oluyor. En düşük kılcal damarda. Fakat burada toplar damarlarda bir artış söz konusu. Bu artışı demin saydığımız tek yönlü kapakçıklar, onu yazalım. Tek yönlü kapakçıklar. Bu hızlanmaya katkı sağlıyor. Tabii çizgili kasların kasılması var. Çizgili kaslar kasılıyor ve bu kapakçıklar açılıyor. Kanın itilmesi sağlanıyor. Yine kalbin sürekli kan yollaması, kan pompalıyor olması. Bir de her nefes alışımızda akciğerlerimize oluşan negatif bir basınç var. O da hızlandırmaya yardım eder. Akciğerlerin negatif basıncı. En sonda kulakçıkların emme kuvvetini ekleyelim. Kuvveti. Onu da şöyle düşünelim. Kulakçık içindeki kanı boşalttığı zaman içinde hiçbir madde bulunmadığı için boşlukta genişlemeye başladığında bir emme kuvveti oluşturmuş oluyor. Bir vakum etkisi yapıyor ve vakum etkisiyle kulakçıklara bağlanan damarlardan kendine doğru kan çekiyor ve aşağıdaki kanı da yukarıya doğru çekmiş oluyor. Böylece damarlarımızı anlatmış olduk. Diğer videomuzda buluşmak üzere diyorum. Diğer videomuzda da Starling hipotezini anlatacağız, lenf sistemini anlatacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.